istiyorum. Ayhan Çalışkan'ın bir iddiası vardı, hani sana sormuştum. Dedi ki Ali Torlak da şikayet etmiş bizi. Ben de bunu sana sordum. Sen kesinlikle benim böyle bir şeyle adım anmasın. Ben böyle bir şey yapmadım. Doğru mu? Onu bir daha tekrarlayabilir misin rica etsem? Kesinlikle o karakter yapmadım. Yani ay emekliliği ihbar etmediniz değil mi herhangi bir yere? Hiçbir yere, hiçbir şekilde gerekçe duymadım. Evet. Yani zaten Ayhan Bey'i tanır mısınız? Ayhan Çalışkan'la hiç oturup çay içmiştiniz var mı? Sohbetiniz var mı? Sadece bir defa Halbron'da Germen'de görmüştüm kendisini. Merhabalaştık ayaküstü. O kadar. Yani hiçbir şekilde ne husumetim vardır ne de ilişkim vardır. Doğru. Ali, bir şey sormak istiyorum. Çok özür dilerim Ali Bey. Yurt dışına sürekli camilere veya oradaki seminerlere Türkiye'den tanıyıp tanımadığımız İnsanlar gidiyor, yani eline çantasını alan, kravatını takan, yani gidip ziyaret ediyor broşürleri, kartvizitleri. Artık buna dikkat etmemiz lazım, doğru mu? Camideki görevliler olsun, konsolosluklarımız olsun. Yani bunlara nasıl uyaralım ki vatandaşımız kesinlikle mağdur olmasın? En azından önlemi nasıl alabiliriz? Şu an zaten Sosyal Güvenlik Kurumu ben seni bedava emekli ediyorum dese bile Avrupa'dan bir tane vatandaşın bile gelip bu işlemleri yapacağına ben inanmıyorum artık. Neden? Nedenine gelince, birincisi çünkü çok çabuk duyuldu ve yayıldı bu mağduriyetler.